Ilıcalı Galatasaray'ın kapısını çalacak diye bir başlık var değerli izleyenler. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hulsti, Ryan Babel'in peşinde şu anda. İngiliz basında yer alan haberde gol yollarında sıkıntı yaşayan Magenis'in ayrılmasından sonra bu mevkide boşluğu doldurmak isteyen Hulsten'in Hollandalı futbolcu için hamle yapacağı ifade ediliyor. Galatasaray'da 26 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı Kırmızı'da ekipteki tek golünü Marsilya'ya karşı atmıştı. Galatasaray 6 numarasını buldu. Aslan Victor Vanyama ile her konuda anlaştı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenek Torrent, ara transfer döneminde alınması gereken futbolcular listesinde İlk sırada yer alan ön libero'ya yer vermişti. Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızıların kariyerinin büyük bölümünü Belçika, İskoçya ve İngiltere'de geçiren Kenyalı Victor Wanyama ile görüştüğü ve transferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi. Kanada'nın Montreal kulübünde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı. 2 yıl önce Tottenham'dan ayrılarak Montreal'e transfer olan Vanyama'nın Avrupa'ya dönmek istediği için Galatasaray'dan teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Tecrübeli ön libero ile söz kesen sarı kırmızılar şimdi Kanada ekibiyle anlaşmaya çalışıyor. Son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vanyama'nın kesin olarak ayrılmak istemesi nedeniyle Montreal'in kira bedelinde fazla bir sorun çıkarması beklenmiyor. Futbola Kenya'da başlayan Vanyama 2007'de Finlandiya'nın Helsingborg kulübünün U21 takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı. Bir yıl sonra Belçika ekibi Germinal Berşat'la anlaşan Vanyama buradaki 3 yılın ardından Celtic'e geçti. Celtic'in 2013 yılında 14,5 milyon euroya Southampton'a sattığı Kenyalı 2016'da aynı bedelle Tottenham'a geçti. 4 yıl burada oynadıktan sonra Montreal'e gitti. Galatasaray'dan Sinan Bolota resmi teklif. İşte sözleşme detayları. Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kalede büyük sıkıntılar yaşayan İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamayan Sarı kırmızılılarda kaleci arayışları sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı kırmızıların Sinan Bolat isminde karar kılmasının ardından temaslar sıklaşırken eski milli kaleci için yeni gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekiplerinden Gent'te forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli fili bekçisinin de sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı öğrenilirken Gent ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği öğrenilmişti. Sarı kırmızılıların Sinan için Belçika kulübüyle resmi temasa geçtiği öğrenilirken Bolat için kulübü Gent'e 700 bin euro teklif ettiği gelen bilgiler arasında. Milli kalecinin Belçika kulübü Gent ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Talihsiz şekilde sakatlanan ve tedavisi devam eden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın sağlara dönüşünün mart ayını bulması bekleniyor. Aslan'dan savunmaya Matador. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşan ve Düşme hattının bir adım uzağında Galatasaray'da gündem transfer. Torrent yönetimindeki sarı kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapmaya hazırlandığı iddia edildi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Gonzalez ile ilgileniyor. Sarı kırmızılı ekibin Marsilya'ya İspanyol stoper için satılan opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Gonzalez, Jorge Sampioni'nin planları arasında yer almıyor. Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta şans bulabilen 32 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor. Marsilya'da gelecek göremeyen Gonzalez'in sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray ara transferde Luyundame ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi süren Kongolu gönderilecek. İsteyen çıkmazsa kiralanacak. Ayrıca marka ve Nelson'a gelen ciddi teklifler nedeniyle de defansa takviye yapılması düşünülüyor. Futbola Racing Santander altyapısında başlayan Gonzalez sonrasında Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal formaları giydi. 2019 yazında kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Gonzalez'in bonservisi ertesi sezon Fransa ekibi tarafından 4 milyon euro karşılığında alındı. Kulüp düzeyinde şimdiye dek 382 maça çıkan 32 yaşındaki savunmacı 9 gol atıp 12 de asist üretti. Marsilya ile 2,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan bir kaleci hamlesi daha. Kalede yaşanan krizi milli aradan sonra oynanacak olan Alanya Spor maçına kadar bitirmek isteyen Galatasaray'da çok büyük bir hareketlilik var. Takvimin derlediği habere göre şu anda birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılı kulübün gündemine giren son isim Norberto Neto oldu. Yönetimin Barcelona'da satış listesine koyulan Brezilyalı eldiven için düğmeye bastığı öğrenildi. Katalan kulübünün 2019 yılında 26 milyon euro karşılığında Valencia'dan transfer ettiği 32 yaşındaki Neto, Ter Stegen'in arkasında fazla forma şansı bulamadı. Piyasa değeri 4 milyon euroya kadar düşen tecrübeli kalecinin takımdan ayrılma kararı aldığı ve teklif yapan kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu belirtildi. Okan Kocuğun geri dönmesi konusunda Giresunspor'a bir türlü ikna Galatasaray'da Sinan Bolat'ın ardından Neto için de oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor. Teknik direktör Domenek Torrent'in de çok iyi ilişkileri olduğu Barcelona kulübü temas halinde olduğu ifade ediliyor. Bir kez Brezilya milli takımında oynayan Neto bu sezon Katalan ekibinde 3 resmi maşa çıktı ve 4 gol yedi.